hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kız dostumuz geldi bugün. Yanımızdaki malzemeleri yapacağım. Şimdi siz görmediniz. Bu malzemeler ne Elif? Mikrodalga. Evet. Şurada taşmış bunlar. Taşmış. Koltuklara da gelmişler. Tost makinesi. Yan taraflarını bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anne biraz yüksek sesle. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mutfaktaki küçük yardımcılarımı, Elif dışındaki mutfaktaki küçük yardımcılarımı size tanıtmak istiyorum. Bir şey diyeceğim. Ne bakalım? Bayılıyorum. Evet, Elif bebe bisküvisine bayılıyor. Başlayalım hadi, videomuza geçelim. Ay düşeceğim. İlk mikrodalgayla başlayalım. Mikrodalga, mikro. Epeyce süre, radyasyon çok fazla yayıyor diye almamakta ısrar ettik. Ama daha sonra pilavları hani ısıtmakta zorlandığımız için, börekleri ısıtmakta ya da böyle az kalan bir şeyleri ısıtmakta zorlandığımız için mikrodalgayı aldık. Mümkün mertebe daha az kullanıyoruz. Hani yanabilecek, yapışabilecek şeyleri mikrodalgayla kullanıyoruz. Hani bütün modellerde zaten içerik aynı. Derecesi, zaman ayarı. Ben nerede kullanıyorum? Genelde 360 derecede yaklaşık 5-6 dakikada istediğim her şeyi ısıtabiliyor. İçine de kendim bu şekilde bir ayrı tabağa uyumlu borcam tabağı koydum. Bu şekilde mikrodalgayı kullanıyoruz. Markası ne derseniz Profilo. Şimdi Elif'cim gel bakalım. Anne ama patlatın. Evet. Şimdi Profilo demişken tekrar Profilo'dan devam edelim. Ben söyleyeceğim bunu yavrum. Bu ne? Tost makinesi. Tost makinesi biz alırken biraz böyle büyük olsun. İki ekmek yan yana sağlasın diye. Yanmaz özelliği buraya yoksa. Buraya benim elimden iki tanesi. Evet, elimden iki tanesi. Yok, üç tane var. Bence dört tane canlandı. Yani tabii ki yanmaz özelliği olması önemli. Çabuk yapabilmesi önemli. Araştırdık. Yine Profilo'nun bu tost makinesi hoşumuza gitmişti. Büyük. Yastık. Hani bunların tabii küçük boyları da var. Bu daha büyük olanı. Bunu da büyük bir zevkle kullanıyoruz. Evet, tost makinesi. Hani çok fazla tost yapıp yemiyoruz. Gayet az yani aynı zamanda evet. Izgara, balık hepsi yapılabiliyor. Yani arkadaşlar. Tabii biz bunu genelde yapmak için baba kısardı. Yani özellikle açıkçası hiç kullanmadık. Şiş bu. Şiş evet. Şişe bir şeyler dizip evet. Pişirebiliyorsun. Gel bakalım benim için. Pişirmeden devam edelim. Evet. Bu ne? Bu bizim, hani bunun bilindik bir Ero ızgara bir makinesi. Izgara. Biz bunu çok kullandık, büyük bir zevkle kullandık. Ne için kullandık? Balık pişirmek için kullandık. Çupralarımızı genelde Hüseyin'in avladığı büyük çupraları bunun içinde pişirdik. Terasta. Evet, bu çok güzel oluyor, koku dağıtmıyor. Hüseyin Bey niye telefon kapanmıyor? Evet, şimdi bir şey diyeceğim. Babam gitti, küçük bir telefon konuşmasıyla ama biz moralimizi bozmayalım. Videomuza da devam edelim. Ya ben şuraya geçeceğim artık ya. Şimdi bunun özelliği içine biraz su koyuyorsunuz suyun altına. Üstüne pişirmek istediğiniz şeyi pişiriyorsunuz ve kapağını kapattığında inanın etrafa koku yayılmıyor ya da bir şey çıkmıyor. Kapağı gayet kullanışlı bir cihaz. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Artık ben buraya geçeceğim ya. Bir şey tamam, söyle. Söyle kızım. Dünyanın bu ay çok güzel bir makine. Balığı seven insanlar çok sever. Evet, çok sever. Sever. Hele hele şeyi sevenler çok sever. Neydi o ya? Ahtapot'u sevenler var aramızdan. Biz bunu çok kullanıyoruz arkadaşlar. Ya. Evet. Şimdi bu bir çok amaçlı pişirici. Biz bunu çok güzel görünüyor diye aldık. Gerçekten de güzel görünüyor. Çok afili görünüyor. Yani
kullanmaya çalıştık açıkçası. Çok kullanamadık. Evet. Yani hafta açtığımız gibi oldu. Kapatın ben edeceğim. Yani, kızartma. Çok amaçlı. Kızartmayı ben çok beğenemedim. Kızartması çok işlevsel değil. Ama bir şey haşlamak, pişirmek için normal bir tencere, yani hani normal bir tencere, elektrikle çalışan bir tencere. Hani doğal gaz kesilirse, tüp biterse bu rahatlıkla kullanılabilir. Neyi basınca açılıyor? İçeri tuşu var öyle. Zaman açılıyor. Bu şekilde. Yani içi de şu şekilde arkadaşlar. İçi tamamen teflon. Çıkartılabiliyor. Bir tencere boyutunda zaten. Tencere yemekleri çok rahatlıkla yapılabilir. Dediğim gibi. Tabii evde olmazsa olmaz mı? Hayır. Olmayabilir. Hani biz ne olur ne olmaz diye bunu aldık. Görüldüğü üzere çok kullanmadık. Anne bir çay akıtayım. Bir yerde de kullanabiliriz. Anne ben bir çay akıtayım. La 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 la. Devam edelim. Şimdi bunu da kaldıralım. Elifciğim sen bir gelir misin böyle? Anne. Sen de şuradan ne alalım? Şimdi ben küçük ev aletlerinde... Bir saniye önce ben bir anlatayım sonra sen ekleyeceğim. Annem bir anlatsın ondan sonra sen ekleme de yap. Şimdi ben küçük ev aletleri alırken çok fazla marka takip yok ama böyle güçlü hani motora sahip özellikler istiyorsanız daha çok Tefal ve Philips alınmasını taraftarıyım ben. Bu Tefal'in bir blenderı. Hatta bakın bu cihazlar öyle gelişmiş ki fazla zorladığınızda kendi duruyor. Yani çalıştırmaya devam edemiyorsunuz. Yani bozulmamak üzere üretilmiş. Çok fazla, çünkü zaten bu tarz şeyler biliyorsunuz çok sürekli çalışmaz. Hani çalıştırmak isterseniz bile çalışmıyor. Kendini kapatıyor makine. Evet. Bak blenderla ilgili söylemek istediğim bir şey. Evet, bunu daha çok böyle yemeklerde falan kullanırız. Evet, püre yapmak için çok güzel. Hayır, hayır, hayır. Çorba. Çilek yapmak için de. Evet, olur tabii ki. Ezmek için. Şimdi en çok benim elim ayağım olan cihazlardan biri. Hatta sorabilirsiniz niye mutfak robotu değil de böyle parça parça alındı diye. Mutfak robotu da kullandım ama yani bir iş yapacaksın. Kocaman mutfak robotunu kirletiyorsun. Temizlemek zaman alıyor. Bana yalnızca bu gerekliyse ben yalnızca bu cihazı kullanıyorum. Alırken tek bıçakla değil de çift bıçakla almak hani özen gösterdim. Neden? Tek bıçakla olduğu zaman sürahisi küçük oluyor. Ve hani bir şeyi çok fazla yapmak istediğinizde parça parça yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu şekilde çift bıçaklı ve büyük sürahili olduğu için rahatlıkla şu çizgisine kadar istediğiniz şeyi doğrayabiliyorsunuz. Ben bundan çok memnunum. Elim ayağım. Bu da markasını söyleyelim Philips. Çünkü bu tarz şeyler güçlü olması lazım. Philips ve Tefal'in gerçekten de bu cihazlarla çok güçlü. Doğrayıcı. Doğrayıcı mı? Evet. Sanata yani, sanata yaparken değil. Bu doğrayıcıda hani örneğin tavuk etini doğramak istiyorsun. Domatesleri doğramak istiyorsun. Yani ne bileyim biber doğramak istiyorsun. Bir şey ezme yapmak istiyorsun. Öyle şeyler. Doğramak istediğin şeyler. Evet bunu kaldıralım. Bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten hayatı kolaylaştıran bir cihaz. Şimdi diğer çok sevdiğim bir cihaz. Hepiniz herhalde rende yapar. Rendeleme. Parmağınızı rendeliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bunu almadan önce parmağımı rendelemişliğim vardı. Ama bu cihazı aldıktan sonra hiçbir yerinizi rendelemeyeceksiniz. Buradan bunu kaldırıyoruz Elif. Buradan içine atıyoruz. Elimizle ellemeden buradan üstünden bastırıyoruz. Çünkü elimizi kesmesin diye. Ve sonra bu da buradan, evet, buradan kesip ne yapıyor? Buradan aşağıya atıyor. Evet. Evet. Bu şekilde parçaları çıkartıp kullanabiliyor. Bu şekilde çekiyoruz. Çok pratik. Bakın burada rendelenmiyor. Gövde zaten kirlenmiyor. Rendelenmiş. Bu şekilde bunun başka bıçakları da var ama en çok kullandığım bıçak bu. Çünkü hani havuçtur,
turptur, morlahanadır. Yani bütün sert malzemeleri, salata için kullanacağınız bütün sert malzemeleri çok rahatlıkla rendeleyebiliyorsunuz. Gerçekten de hayatı kolaylaştıran, salata yaparken pratikliği sağlayan mükemmel bir cihaz. Anne, bir markası şey bunun da Philips. Ben anne, bundan çok memnunum. Tavsiye ederim. Anne, biraz önce de hayatı kolaylaştıran evet, demiştim. Evet, bazen aynı şeyi tekrar ediyorum nedense. Bu ne? Şimdi biz bu cihazı Elifciğim için almıştık. Anne, bir şey diyeceğim. Katı meri sıkacağı. Anne, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu ayrı bir umurun evine benziyor. Evet, Elif bebekken meyvelerin suyunu çıkartabilmek için almıştık. Gerçekten de ne atarsanız atın suyunu çıkartıyor. Küresini ayırıyor. Meyve suyu sevenler sevdiği suyu. Hani diyet yapanlar, böyle detoks yapanlar şey yapıyorlar. Hani sularını sıkıyorlar. Bunun için bu cihaz çok rahat kullanılabilir. Evde olması gereken bir cihaz diye düşünüyorum. Bunun markası ise Hamitcan'ın okur musun? Hlevel. Değil mi? Hlevel. Hlevel. Pardon, İngilizce biraz zayıf. Hlevel. Hlevel. Oğlum bizi tanımıyor. Hlevel iş bunu. Yani bunu biz herhalde bu marketler zincirinden birinden almışız diye. Arkadaşlarıma bir şey yazalım. Bizim arkadaşlar gözlerime bakın. Gözlerine bakın. Makyaj yaptım. Annemin makyajlarından bulamadım. Bana şimdi videosunu çekmedik. Kızmayın arkadaşlar. Makyaj seti aldık. Çocuk makyaj seti videosunu çekemedik. Mersi ötümü ta İzmir'den aldık. Yani Aydın'da çok İzmir'den aldık. O yüzden de yani... Allah acepsin. Daha konuşuyordum. O yüzden de yani videosunu çekemedik. Ben şimdi yaptım makyajımı. Gördünüz. Her evet, evin olmazsa olmazı blender. Pardon, mikser. Blender biraz önce mikser. Bu da Tefal. Rahat, yıllardır kullanılıyor. Eriktirmek var. Sorunsuz, güçlü, sıkıntısı olmayan bir cihaz. Evet. Şeyin de şu çaycıyı alalım. Evet. Bir kenara alırsın. Evet. Ben bu çaycıyı çaycıyı da gördüğümde rengi hayran kalmıştım. Yeni bir model değil. Hani eski bir model. Korkmaz'ın bu. Şu gövde çay. Abi, bu kahve. Arkadaşlar şu yazısı. Günlük olarak çok rahat kullanabiliyoruz. Arkadaşlar bakın şu yazısı ıslanmış gibi olmuş. Ama benim yaptığım hatayı sakın siz yapmayın. Ben bir gün dalgınlığıma geldi. Üstünü bulaşık makinesine attım birkaç kere böyle dalgınlığımda. Şurayı da hatta görebilirsin. Amitcan uzunma istersen. Bu şu şekilde zarar gördü. Çatlama yaptı ve genişledi. Böyle şeylerin kesinlikle bulaşık makineye atılmaması lazım. Ama işte insan bazen yapabiliyor bunu. Bu şekilde içinde zaten süzgeci var. Yani şu anda kullanmaman bir sıkıntı yok. Hani rahatlıkla kullanabiliyorum. Hani tutmada bir sıkıntı yok ama tabii görüntüsünü bozuldu. Kesinlikle bulaşık makinesine attım. Anne, ben düzgün koyayım. Koy bakalım. Şu kahveci, şimdi diğer kahveciyi de versene bir tane. Dayım, ben şimdi sorabilirsiniz, bu kahveci varken diğer kahveci niye aldınız diye. Şimdi biz Türk kahvesi içmeyi çok seviyoruz. Zaten Nescafe. Büyük bir zevkimiz. Şimdi, evet, sütlü Nescafe'ye de bayılıyoruz. Elif bayılır şimdi yani. Şimdi ben bayılıyorum. Evet, evet, o bayılıyor. Şimdi bu kahveci, içinde şöyle bir sensör var, bir dil var. Buraya değdiği zaman makine kapatıyor. Yani bu cihazı unuttuğunuzda kahveyi taşırmıyor. Bu sebepten dolayı bu cihaz az kahve alıyor. Yani biz büyük fincanlarda içmeyi sevdiğimiz için bu cihaz hani bize yetmediği için biz ikinci bir elektrikli cezve aldık. Hani sebebi bu. Kullanışsız değil. Gövde biraz tabii küçük ve dediğimiz gibi o içerideki o tırnaktan dolayı az aldığı için bize yetmedi bu. Şimdi biz hem bunu hem de bunu aldık. Bu korkmaz demiştik. Bu da kivi. Hatta markası silinmiş gitmiş. Kivi yazısı kalmamış bile. Hani herhalde kaliteli bir boya yazmadıkları için. Ama kivi yazısı silinmiş gitmiş sorun değil. Çünkü kendi güzel çalışıyor. Kahveyi güzel yapıyor. Hiçbir sorun. Ay açtı. Çalışıyor. Cihazlarla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa yani olursa yorumlara yazar.
yaparsanız cevaplarım. Bir şey diyeceğim. Evet Elifciğim, bir şeyler söylesin. Ben robot oldum. Evet arkadaşlar, Elif sustu robot sonunda. Evet, bizim mutfaktaki yardımcılarımız bunlar. Küçük arkadaşlar. Küçük yardımcılarımız bunlar. Abone olmayı, like atmayın, bye. Evet, abone olmayı, abone like atmayın, unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.